Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Peki, teşekkür ederim. Bugün 22 Eylül. Çarşamba haftalık basın toplantımızdayız. Hem basın mensuplarımızı hem de televizyonları başında bizi izleyen bütün vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah Yarınlarımız bu günlerimizden daha müreffeh, daha huzurlu olur diye de dua ediyorum. Muhterem arkadaşlarım ülkemizin birçok konusu var. Maalesef dertlerle uğraşıyoruz, dertlerle adeta boğuşuyoruz. Maalesef genelde alınan tedbirler gerçeklere pek de uygun olmuyor, gerçekle bağdaşmıyor. Çünkü tedbir vatandaşın sıkıntısını giderebilmek için alınır. Alınan tedbir vatandaşın sıkıntısını gidereceğine sırtına biraz daha fazla yük getiriyorsa o tedbirin kimseye faydası olmaz. İktidarlar çözüm üretme makamlarıdır. Çözüm üretemeyenler bu millete fayda sağlayamazlar. Belki görüntüyü kısa bir zaman için kurtarırlar. Ama aradan belli bir zaman geçti, geçtiğinde gerçekler su yüzüne çıktığında, ortaya çıktığında iktidarların almış olduğu tedbirlerin fayda yerine bazen zarar getirdiğine de şahit oluruz, oluyoruz da. Bunlardan bir tanesi çok basit ve sade gibi gözükebilir. Sağlık sistemimiz aslında şunu ifade edelim. Bu pandemi sürecinde çok büyük mesafeler katetti. Büyük gayretler gösterildi. Hastanelerimiz doldu taştı. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Ancak şartlar her geçen gün zorlaştı. Bugün devletten yardım bekleyen hastalarımız bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başladılar. Hastalara yetişemediği için doktorlarımız şimdi randevu sürelerini doktorlarımızın indirmeye başladılar. Yani eskiden bir dok daha doğrusu uluslararası sahada bir doktorun tanımadığı bir hasta kendisine geldiğinde onu muayene edebilmek, teşhis koyabilmek için ihtiyaç duyduğu süre 20 dakika olarak kabul ediliyor. Bazısında bu 10'a iner, iner, bazısında 30'a çıkar ama ortalama 20 dakika. Türkiye'de de bu 10 dakika civarındaydı. Şimdi 5 dakikaya indirilmiş. Yani bir doktor bir saatte şimdi siz düşünün 12 hastaya bakmak mecburiyetinde günde 90 küsür hastaya bakmak mecburiyetinde. Muhterem arkadaşlarım bu mantıklı bir iş değil. Bir doktorun bunun altından kalkabilme imkanı Kesinlikle yok. Nasıl yapacak? Doktor hastayı alsa, odasında bir yere oturtsa veya ayakta tutup iki üç tane soru sorsa, kendisini muayene etmek istese, kendiliğinden beş dakika değil on dakika geçer. Bu şartlar efendim böyleyse ne olacak? Doktorlar da biraz ellerini çabuk tutsunlar. Mümkün olduğu kadar daha çok hastaya ulaşsınlar. Veya zaten böyle olursa bu problem kendiliğinden 12 hastaya bakacağına saatte 5 tane hastaya bakar. Ne olacak ki diyemeyiz. Çünkü doktorların da sicili tutuluyor yeri geldiği zaman. Sen kaç hastaya bakmışsın? Görevini yerine bunu çünkü görevini yerine getirip getirememe gibi mütalaa ediyor yöneticiler. Arkasından da doktora diyor ki eğer saatte 12 hastayı muayene edeceğine 5 hastayı muayene etmişse sen görevini layıkı ve yapmamışsın diyor. Muhterem arkadaşlarım dünyada böyle bir şey yok. Olmaz. Yanlış oldu. Bu baskı neticesinde zaten tabiri caizse burnundan soluyan sağlıkçılar Sağlık sisteminden çıkmaya, yurt dışına çık, gidebilmek için çare aramaya başlıyorlar. Bizim doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız hem becerikli, başarılı, hem fedakar, hem de hakikaten örnek olabilecek çalışmayı gösterebilen insanlar, yorulmaktan çekinmeyen insanlar. Bunun için yurt dışında Hele de tecrübeli bir doktorumuz iş aradığında bulmakta zorlanmıyor. Bugüne kadar bundan dolayı yurt dışına giden doktorlarımızın adedinde ciddi manada bir artış meydana geldi. Biz bugüne kadar böyle bir konuyu gündemimize hiç almamıştık sağlık sistemimiz daha verimli nasıl çalışır onun üzerinde durmuştuk. İktidar bir zamanlar çok büyük hastahaneler yaptılar şehir hastaneleri. Biz bunun yerine daha fazla ama halkın kolay ulaşacağı hastanelerin doğru olacağını düşünmüş ve bunu dile getirmiştik. Bu hastane, hastahaneleri de pahalı bulmuştuk. Ama bu pandemi döneminde bu işe yaradı. Doğrudur. Pandemi döneminde işe yarayan bir sistem günlük normal hayatta faydalıdır dememiz yine de mümkün değil. İktidar bir sektöre baktığında onun bütün problemlerini çözme yerine noktasal bir problemi çözmeye gittiğinde Tabiri caizse çuval diyor. Tam da onunla karşı karşıya. Bütün hastalara yetişemiyoruz. Doktorlarımız ellerini biraz daha çabuk tutmaları icap eder. Bu o manaya geliyor. Verimli çalışamıyorlar. Onun için bir saatte ne yaparlarsa yapsınlar 12 tane hastaya bakıp gönderecekler. <laughs> tamam da doktor hastaya bakmakla mı mükellef yoksa ya teşhis koymak, tedavi yollarını aramak, onu tedavi etmekle mi mükellef? Yoksa sen beş dakika değil, üç dakikada de da kapıdan girerken yüzüne bakar, Hı, de bir şey yok, bir karın ağrısı var zannediyorsun ama şu ilacı alsan yeter. O zaman yirmi tane hastaya bakarsınız bir saatte. Mesele hastanın yüzüne bakmak değil, hastayı tedavi edebilecek tedbirleri almak keşişlerde bulunma. Ah bunu bir anlayabilseler. Bunu anlamakta acizler. Onun için Allah saklasın bizim sağlık sistemimiz önümüzdeki yıllarda çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak endişesini taşıyoruz. Temenni etmiyoruz. Endişe taşıyoruz. Bugün bu endişeler var. Bugün yine ikinci bir pandemi patlaması meydana geldi. Bundan dolayı da bütün hastanelerimiz dolu ve doktorlarımız çalışıyor. Ama bunun karşılığını alıyor mu derseniz bunun karşılığını alabildiklerini söylememiz mümkün değil. Bundan dolayı da bütün dünya vasıflı insan arıyor. Bütün dünya. Çünkü o ülkelerde nüfus artışı yeterli olmadığı için kendi ülkelerinde yetişen insan sayısının azlığıyla karşı karşıyalar. Onun için göçmen, göçmene itiraz ediyorlar. Hangi vasıfta olduğu belli olmayan insanların yığır halinde ülkelerine gelmelerini istemiyorlar. Ama seçerek almayı hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. Sen doktorsun mühendissin ilim adamısın eğitimcisin gel benim memleketimde çalışabilirsin diyor. Bu vasfı varsa vasıfsızsa ben kimsenin karnını doyurmak için insanı buraya getirmem diyorlar. Sadece iktidarın dikkatini çekiyor. Bu çok yanlış bir karar. Lütfen sağlık çalışanlarımızla biraz daha yakından ilgilenin. Biz asgari ücretin hangi mertebede olması gerektiğine vurgu yaptık. Bu ney Vasıfsız insan için bile açlık sınırı bugün müzakere konusu oluyor yani 4 bin lira civarında Ama biz diyoruz ki onlar bile yoksulluk sınırında ücret almaları gerekir onların bile. O dediğimiz rakam doktorlar alamıyor onun bin liraya çıkıyor yeri geldiği zaman. Tabii sendikaların hesapları 12 bin, devletin hesabı 10 bin lira civarında. Ama bu rakamı kaç tane sağlıkçı alıyor? Gidin sorun bakalım. Allah yardımcımız olsun. Tabii yeni bir öğretim dönemine başlıyoruz. İlk orta lise öğrencilerimiz başladı. Üniversitelerimizde yakında yeni öğretim yılına girecekler. Ancak bu öğretim yılına girerken feryatlar yükselmeye başladı. Türkiye'mizde 8 milyondan fazla öğrenci var. Bunlar okuyacakları yerlerde bir yatıp kalkacakları mekana ihtiyaç duyuyorlar. Geçinebilecekleri kadar da bir paraya, ister burs, ister kredi ne olursa olsun ihtiyaçları var. Devlet sadece imtihan yaparak bir öğrencinin hangi okulda okuması gerektiğine karar verecek bir sistem kurmakla mükellef değil. İmkanı olmayan öğrencilerin bir okulda okuyabilmesi için bütün şartları hazırlamakla mükellef. Devlet bu. Ben imtihan yaptım. İmtihanı kazandın. Gerisi ve ne kadar etmez. Anana, babana, bankaya git, ne edersen et, o beni ilgilendirmez diyemez. Hele de öğretim, öğrenim müessesesinin şartları beni ilgilendirmez diyemez. 210 üniversite var memleketimizde. 210. 8 milyonun üstünde de öğrenci var. Şırnak'ta üniversite var. Kars'ta da, Ardahan'da da, Iğdır'da da, Ankara'da da, Antalya'da da üniversite var. Bir defa bundan hiçbirinin vasıfı birbiriyle uymuyor. Doğudaki üniversiteler vasıflı ve kaliteli eğitim elemanına maalesef sahip değiller. Ne doktorasını yapmış gençler, ne doçentler, ne profesörler o bölgelere gitmekten imtina ediyorlar. Şartlar uygun değil. Bir başka konu, o bölgelerde maalesef öğretim binalar yapıldı birçok yerde. Ama geçim şartları Batı ile mukayese edildiğinde yeterli değil. Teknik şartlar, yani laboratuvarlar vesaire gibi konular da oralarda yeterli değil. Böyle olunca kimse Batı'dan Doğu'ya gitmeyi arzu etmiyor. Bunun çözüm yolunu bulamadılar hala. Nasıl çözecekleri konusunda bir ellerinde yol haritası yok vasıf çok önemli bir husus. Siz üniversiteden mezun ettiğiniz bir makina mühendisinin elinin öğretim süresi boyunca makine yağına dokunmamışsa eli, bunu temin edememez, edememişseniz o kişi mühendis diplomasında vasfı yazar onu alır ama mühendisliği bilmez hiç makinelerle uğraşmamış. Kendisine o imkan tanınmamış. Staj yapmamış, yaptırılmamış. Öğrenci yapmak istemiyorum demiyor. Böyle bir imkan bulamıyor. Şimdi biz bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Bir öğrenci öğretim dönemi başladı. Gittiği yerde üniversitesinin bulunduğu şehirde geçinebilecek, kalabilebilecek bir yere sahip mi? Bunu konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Barınak bulamıyor. Bir ara bir kampanya düzenlendi. Devlet birçok ilde yurtlar inşa etti. Hem de nasıl? Hakikaten geçmişe baktığımız zaman müthiş bir artış meydana geldi. Muhterem arkadaşlarım bu artış meydana geldi de öğrenci adedindeki artış ondan çok daha fazla oldu. Şimdi iki yıllık bir pandemi dönemi. Problemleri son iki yılda pek yaşayamadık. Bilmiyor insanlar nerede, hangi problemle karşı karşıya kalacaklar. Ama şimdi bir de bakıyoruz ki artık şartlar çok değişmiş. Eskisinden daha da zor bir döneme girilmiş. Bu arkadaşlar tam 20 yıldır iktidarda var. 19 yıl. Bir yıl fazla söylemiş olduk. Peki 19 yıldır iktidarda bulunan bir grubun, bir partinin ülkenin problemlerini artık yakinen tanır hale geldiğini beklememiz elbette bizim hakkımız. Ama bununla karşı karşıya değiller. Bunun olmadığına şahit oluyoruz. Maalesef iktidar adeta bu artan ücretlerden, artan sayılardan, yapılan inşaatlardan dolayı kendisini vatandaştan, öğrenciden alacaklıymış zannediyor. Onun için de öğrencilere hitap ederken gözünüze dizinize dursun demeyi demekten çekinmiyor. Biz iş başına geldiğimiz zaman 45 lira kalıyordunuz öğrencilere verilen burs. Bugün bu 600 liraya çıktı. Peki de o günkü geçinme şartlarıyla bugünkünü mukayese ettiğiniz zaman öğrencinin durumu ondan daha mı iyi? kesinlikle daha iyi değil. İyi olmadığı için bir feryat var. Bundan dolayı da biz bu konuyu dile getirmeyi bir görev adettik. Şunu hemen ifade ediyorum ki devlet kendi vatandaşının ama özellikle hayata atılmak için üniversiteye giden öğrencilerinin sıkıntılarını anlamak, problemlerini çözmek mecburiyetindedir. Bu beni ilgilendirmez diyemez. İşte yurt kapasitesi 2002 yılında 180 binmiş. Şimdi 720 bine çıkmış. Bayağı bir artış. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi öğrenci sayısı bir buçuk iki milyondan bir onda sekiz milyon gibiydi hatırımda kalan şimdi sekiz milyona çıkmış. İktidar her ilde üniversite açmakla övünüyor. 210 öğrenci üniversitemiz var. Aslında bu kadar çok üniversite açmanın temel sebeplerinden bir tanesi öğrencilerin kendi muhitlerinde öğrenim görmelerine imkan hazırlamak olmalı. Yani Kars'taki bir öğrenci ille de kalkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitme ihtiyacını duymamalı. Ama duyuyor. Neden? Kendi yerinde kurulan üniversitenin kökleşmiş tecrübeli kadrolara sahip üniversiteler kadar kendisini vasıf yönünden yetiştirebileceğine inanmıyor da onun için. Ama bunun yerine ne yazık ki iktidar sadece rakamları soyut olarak ele alıp bununla övünmeyi kendisi için bir başarının işareti olarak görüyor. Muhterem arkadaşlarım işte bundan dolayıdır ki biz biraz önce ifade ettiğim gibi problemin kendisini çözmeyi, problemi çözmeyi bir bütün olarak ele almayı temel hedef olarak görüyoruz. Saadet Partisi olarak da biz bunu her zaman böyle gördük. Üniversitenin problemleri çözülecek. Vasıflı öğrenci yetiştirebilmek için, daha doğrusu öğrencilerin kendi sahalarında daha büyük vasıf kazanabilmeleri için bir sistem oluşturacak. Öğretim kadrosu ve mekan bunun için önemli. Ama öğrencinin barınma şartları, geçinme şartları dikkate alındığı zaman bunların hiçbir tanesini oluştursanız bile kıymeti bunların kıymeti kalmıyor. Muhterem arkadaşlarım Bizde şöyle bir usul de var ne yazık ki. Kendi sıkıntı içine düşen insanlar feryat ederler. Geçinemiyorum derler. Barınamıyorum derler. Ama bu feryatlar arttığında iktidarın cevabı nankörlük yapmayın oluyor. Ben size neler verdim neler siz bunu nankörlükle karşılayamazsınız. Gerekirse polis gönderir, sizin canınıza okurum diyebiliyor. Şimdi fiyatlar aldı başını gidiyor. Hepimiz biliyoruz. Onun detayına girecek değilim. İktidar esnafı cezalandırmaya kalkıyor. <laughs> Esnafın bir kabahati yok. Birkaç yerde fahiş fiyatla mal satmaya kalkanlar olabilir de Türkiye'nin her tarafında fiyat artışları varsa siz bunu iki tane kişiye mal edemezsiniz. Doğru bir yaklaşım olmaz. Sizin göreviniz depolara basmak, esnafı baskı altında tutmak değil, hayat standartını yükseltecek tedbirleri almaktır. İşte bundan dolayıdır ki şu anda gençlerimiz bir umutsuzluğa kapılmış vaziyette. Geleceklerinden endişeliler. Gidip okumak istedikleri illerde bir mekan bulamadıkları için üniversiteden vazgeçme yoluna kadar, noktasına kadar gitmeyi göz önünde bulunduruyorlar. Biraz önce de söylemiştim yani Sayın Erdoğan'ın biz geldiğimizde aldığınız burs bir öğrencinin aldığı bu burs 45 lirayken bugün 650 liraya çıktı demesinin hiçbir mantığı yok. Çünkü enflasyon bunun üzerinde bir burs gerektiriyor. Hele de bunun karşılığında kendilerine bir de elinize dizinize dursun derseniz o beddua döner beddua sizi çarpar. babasının cebinden mi harcıyorsunuz babanızın cebinden mi devletler milletin verdiği vergilerle biriken parayı siz muhtaç olan ihtiyaç sahibi olan kesimlere aktarıyorsunuz. Onu siz kendi bonkörlüğünüz diye göremezsiniz ki. Birazcık saraylardan lüks inşaatlardan saray dediğim zaman sadece Cumhurbaşkanlığı saraylarını kastetmiyorum. Adalet bile saray yaptırıyor. Buradan biraz imtina etseniz bakın diğer problemler çözülüyor mu çözülmüyor mu? Nereye harcayacağınız önemli. Ne kadar harcadığınız değil. Hangi maksatla bunu harcadığınız önemli. İsraf efendim itibarda israf olmazmış. Sen itibar kazanmak için israf yapacaksın ama öğrenci barınacak ev bulamayacak, sokakta kalacak. Parklarda bankların üstünde oturacak. Orada gecelemeye çalışacak. Bunu da sen haksız bir protesto olarak görüp polisi göndereceksin. Yani başka türlü bir şey söyleyemiyoruz. Birazcık da Allah'tan kork. Siz inançlı insanlarsınız. İnancın temelinde Allah korkusu yatar. Eğer Allah'tan korkmuyorsanız o zaman dönün kendinizi bir defa daha gözden geçirin. Onun için muhterem arkadaşlarım şartlar ne yazık ki bugün içinde bulunduğumuz ortamda öğrencilerimizin mağdur olduğunu gösteriyor. Bunu giderebilmek için de çok ama çok ciddi tedbirlere ihtiyaç var. Bu Nasrettin Hoca'nın kaybettiği parayı aramak için dışarıda Bodrum'da kaybettiği parayı aramak için dışarıda aramasına benzemez. Siz parayı nerede kaybettiyseniz orada arayacaksınız ve orada bulacaksınız. Bulmak mecburiyetindesiniz. Başka şeylere başvurmak çözmüyor. Çünkü şunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bugünkü iktidar göreve geldiğinde gözlerini hayata açan çocuklar şimdi üniversiteye başladı. Tam o yılları yaşıyoruz. Bu arkadaşların iktidara geldiği dönemde ilkokuluya ilkokula başlayan gençler bugün üniversiteyi bitirdi, evlenmek için, kendisi bir iş bulabilmek için yol arıyor. Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinde üniversiteden mezun olan gençler ise şimdi kendi çocuklarının derdine düştüler. Onların imkanlarını temin edebilmek için çare arıyor ama ne yazık ki çare bulamamanın sıkıntısını çekiyor. Onun için kıyaslar yapılırken bu kıyasları biraz daha dikkatli yapmaya ihtiyaç var. Hakikaten bu bazı kıyasları yapar ki ben üzülüyorum. Biz ekonomide dışa bağlı bir ülke haline geldik. O kadar ki şimdi yeni köprü fiyatları açıklanıyor. Çanakkale Köprüsü geçiş ücretine kadarmış. 15 euro. 15 sadece 15 ama euro. Lira diyemiyor. Lira dediği zaman 150 demesi icap ediyor. 150 çok geliyor. İşte ben buna baktığımda euro derken yahu Avrupa'da da yöneticiler var. Avrupa milli gelir itibarıyla her ülke bizden daha fazla milli gelire sahip fert başına düşen milli gelir olarak söylüyorum tabii. Küçücük bir ülkeyi alın. Elbette bizim milli gelirimiz ondan daha fazla olabilir ama fert başına düşen milli gelir bizde korkunç bir şekilde düştü. Ayağa kalkamıyor. Neden? Ekonomi bozuk da onun için. Bizim ekonomimiz iyi, ihracatta şöyle bir hedefimiz var. Hedefler başka ya. 19 yıl sonra yeni hedefleri ortaya koyup milleti ikna edemezsiniz. Çünkü herkes geçmişinize bakar. Bundan dolayıdır ki ne yazık ki ben Avrupa'da özellikle de Avrupa'nın en güçlü, en gelişmiş, en zengin ülkesi olarak Almanya'ya bakıyorum. Bir Merkel yıllarca iktidarda kaldı ama bugün iktidardan ayrılırken sadece bir dairesi var. Orada alışverişini kendi yapıyor. Evin yemeğini kendisi pişiriyor. Kocası da biraz yardım ediyormuş. Onu da söylüyor. Çamaşırı yıkarken bu hazırlıyor. O da düğmeye basıyormuş. Ama biz saraylarda oturuyoruz ya. Almanya'nın milli gelir bizde yok. Biz nasıl sarayda oturacağız? Onlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman biz onlara muhtacız. Yardım istiyoruz. O da der ki, demese bile aklından geçirir. Ulan şu sarayı yapmasaydın buradan daha fazla paraya sahip olacaktın der. Araba saltanatı. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi bir araba saltanatı yok. Şube müdürlerinin danışmanların her birinin Altında lüks arabalar var. Araba dediğin zaman da öyle Renault, Meno değil. Böyle bir mantıkla siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz ya? İsrafın doğurduğu masraf, israfın kendisinden daha tehlikeli. Bir kere israf edersin, bir saray kurarsın, bir milyarın üzerinde para harcarsın, ama ondan sonra orayı idame ettirebilmek için her sene yüz milyondan daha fazla parayı harcamak mecburiyetinde kalırsın. Niye? Bir sarayı ayakta tutabilmek için, ısıtabilmek için, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Ben de bunları söyledikten sonra ister istemez aklıma Allah'tan korkun ifadesi geliyor. Bugün maalesef mazlum ve mağdur olan insanların adedi arttı. Kanun hükmünde kararname mağdurları hala var memlekette. Bunun çözümüyle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Seçim yaklaşıyor yalnız bu sıralarda çünkü orada bayağı yüksek bir rakam var. Bir şeyler yaparlar diye bir kanaat var içimde. Açlık sınırının altında geçirmeye çalışan insanlar milyonlarca insan asgari ücretlerin tamamı bu kategori içinde. Borç ve krediye mahkum ettiğimiz çiftçimiz ne yapacağını şaşırdı. Hasat mevsiminde bugüne kadar harcadığı paranın karşılığını alamıyor. Bu iş maalesef en karlı sektörlerde bile böyle. İşte pancar. Pancar fiyatlarında ciddi bir artış meydana gelmiş. Ancak girdilerin fiyatları çok daha yüksek. İşte geçmişte pancar için özellikle söyleyebileceğimiz rakam akıl almaz bir seviyede. Gübreye verilen gübredeki artış pancar ücretinin artışının iki misli. Yüzde olarak söylüyor. E çiftçi nasıl bunun altından kalkacak? Diğer masrafları elektriğiydi. Mazotuydu. Bunlar daha kenarda kaldı. Onların her birisindeki artışlar devletin ürüne verdiği ücretten çok daha yüksek. Muhterem arkadaşlarım, Biraz önce de ifade ettiğim gibi hiçbir iktidar millete kendi cebinden veriyormuş gibi verdiği artışları onun gözüne, dizine dursun diye tavsif edemez. Böyle bir yola girdiği takdirde de iktidarda kalması mümkün olmaz. Bundan dolayıdır ki gençlerimize biz çok şey borçluyuz. Gençlerimize mekan temin etme borcumuz var. Geçimlerini sağlama borcumuz var. Üniversiteden mezun oldukları zaman iş bulma imkanını ortaya koyma borcumuz var. İşini kendisi üretemez ki üniversiteyi yeni bitiren bir genç. Emekçilerimiz, çalışanlarımız alın terinin karşılığını alma ihtiyacı içindeler. Biz borçluyuz. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı çay simit hesabını çoktan unuttu. Hiç ağzına aldığına son zamanlarda şahit değilim hiç kimse şahit değil. Ama bu mağduriyeti görmemek akıl kârı değildir. Maalesef emeklilikte yaşa takılanlar da emeklilerinin karşılığı olan emeklilik hakkını alamıyorlar şu anda. Bunlar da çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Muhterem arkadaşlarım, biz yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Emin olun yaşanabilir bir Türkiye doğduğunda yeniden büyük Türkiye gündeme gelir ve biz o zaman yeni bir dünya kurabilmek için yola çıkarız. Sayın Cumhurbaşkanı teferruatına girmeyeceğim, sözlerimi toparlıyorum. Şu anda New York'ta, dün New York'ta Büy Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı dünyaya nizamat verme arzusu içinde. Adaletin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Arkadaş, bir yönetici ben ne kadar adilim bunu bilin diye kendini başkalarına tanıtmaya kalktığı takdirde eğer bu sözleri gerçeği yansıtmıyorsa tabandan isyan gelir. Adaleti yöneticiler biz sağlıyoruz diye sağlamazlar adaletin sağlandığını ona ihtiyaç duyan insanlar ancak terennüm ederse bu ihtiyaç giderilmiş manasına gelir. New York'ta gökdelenler dikmek. Dünyaya bak biz ne kadar kalkındık demek. Arkasından da gidip ya benim biraz daha borca ihtiyacım var şunu bir karşılayın demek o zaman o dikilen koskoca binanın maalesef itibara değil itibardan düşmeye vesile olduğunu görürsünüz. Onu görenler söyler ya kimsiniz siz Allah aşkına bu aldığınız parayı nasıl kullanıyorsunuz diye sorarlar ya. Ama biz öyle bir havanın içinde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı dünyaya nizamat vermeye kalkıyor ama kendisi muhtaç. Kalkınmışlık böyle anlatılamaz. Demokrasi böyle anlatılamaz ve adaletin tecelli etmesi böyle sağlanamaz. Sözlerimi tamamladım. Arkadaşlarımızdan sorusu olan var, sonra cevap vereyim. Buyur. Efendim. Hedefe merkezli. Ya, yani muhatap, e, konusu, alınması, alınması, konusu, Yani o konuda biz her zaman bu iş meşruiyet hukuk içinde ele alınır. HDP şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir partidir. Bunları biz dikkate almıyoruz, kale almıyoruz demek mümkün değildir. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukları için bugünkü hukuk sistemi içinde mücadelelerini sürdürmek mecburiyetindedirler. Onların da bu gerçeği görme mecburiyeti var. Ama biz bu gibi konularda özellikle seçime giderken bugünkü şartları da dikkate alıp bunu bir polemik konusu yapmamalıyız. Problemler polemik konusu yapılarak çözülemez. Ayağımızı yere basacağız. Bazıları meşru değildir diyor. Peki meşru olmayan bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten başkan vekili orada otururken siz ondan nasıl söz istiyorsunuz? Hangi vasıfla? Yani bu mantığı doğru koymak icap eder. İki taraf için de söylüyorum. Şu anda herkes ayağını yere basacak hukuk içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak bu problemin üzerine gidilecek ve çözülecek. Ben bunun da eninde sonunda sağlanacağına inanıyorum. Evet. Başka bir soru yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.